arada Özgür Erdursun Skype hattımızda. Sayın Erdursun, hoş geldiniz yayınımıza ve iyi hafta sonları diliyoruz. Hoş bulduk Nur Hanım, çok teşekkür ediyorum. Şimdi az çok birazcık paylaşmaya çalıştık işsizlik sigortası fonundan karşılanacak, işveren için karşılanacak tutarı, ama bize biraz anlatabilir misiniz? Bu ne anlama geliyor işveren için ve işçiler için ne anlama geliyor? Nur Hanım, işsizlik sigortası fonu 8 Eylül 1999 tarihinde kuruldu ama uygulaması Mart 2002'de başladı. İşsizlik sigortası fonunun amacı işsiz kalan çalışanlara şartları ve koşulları uygunsa işsizlik maaşı vermek için kurulmuş bir fondur. Bu fon işçinin fonudur. İşçi dışında da hiçbir şekilde bu para kullanılamaz. Fonun amacı budur. Diğer uygulamalar amacının dışına çıkmasıdır. Toplamda 2002 tarihinden bugüne kadar fona 30.04.2021'e kadar Nur Hanım 14.669.638 kişi müracaatta bulunmuş. Hı hı. Ben işsiz kaldım, işsizlik maaşı almak istiyorum diye 8.334.449'u yararlanmış. Yani işsizlik sigortası fonuna işsiz kalan işçiler müracaatta bulunduğunda %57'si işsizlik maaşı almış. İşsiz kalan işçilerin %43'ü işsizlik maaşı alamamış. Yani yarısına yakını. Fon yarı yarıya neredeyse. Yani işsizlere de, işsiz kalan herkese de işsizlik sigortası fonu para vermiyor. Evet. Ancak son dönemlerde bu çok daha fazla hızlandı. İşverenlere teşvik ve destek adı altında fon işçiden daha çok işverenlere kullandırılmaya başlandı. Evet. Ben bir mali müşavir ve sosyal güvenlik uzmanı olarak istihdamın arttırılması için işverenlere destek verilmesine karşı değilim. İşverenlere tabii ki destek verilecek ama bütçeden destek verilmesi gerekiyor. Şu anda işsizlik sigortası fonundan bu destek verilerek işçinin daha çabuk, daha hızlı şekilde, daha uzun süre işsizlik sigortası fonuna ulaşması engelleniyor. Dedim ya, madem fonda bu kadar para var, öyleyse çalışanların işsiz kalması durumunda %57'si değil, tamamı faydalansın. Çalışanlar aslında faydalanan kişi sayısı da azalacak önümüzdeki günlerde. Bunu da anlayabilir miyiz? Çünkü fondaki para işveren tarafından kullanılacak. Tabii fonda şu anda Nur Hanım toplamdaki fondaki para 89 milyara düştü. Hı hı. Fonda 132 milyar para vardı. Bu şöyle pandeminin başında mı 132 milyar vardı? Pandeminin başında 131 milyar 541 milyon 793 lira para vardı. Şu anda fondaki para 9 Mayıs itibariyle 89 milyar 316 milyon liraya düşmüş durumda. Hı hı. Şimdi örneklerle daha iyi anlaşılacak. Evet. 2019 yılında pandemi yoktu. Fonun faiz geliri 16 milyar 832 milyon liraydı. Fondan işsiz kalan işçilere 10 milyar para verildi. Ama işverenlere, Nur Hanım, altını çizerek söyleyeyim, 16 milyar 58 milyon lira para verildi. Adı işsizlik sigortası fonu. Ama işçiler 10 milyar alıyor, işveren 16 milyar alıyor. Fonun faiz geliri 16 milyar. Yani 2020'ye bakalım. 2020'de de işsizlik sigortası fonundan yararlanan, işsiz kalan kişilere verilen para 8 milyar. İşverenlere verilen para 18 milyar. 2021'e bakalım şu pandemi döneminde. 1 milyar 413 milyon lira işsizlik maaşı verilmiş. 6 milyar 885 milyon lira bugüne kadar, Nisan'a kadar işverenlere para verilmiş. Yani işçiye verilen kadar aslında 4-5 katı da işverene fondan kaynak aktarılıyor anladığımız kadarıyla. Maalesef bu sefer de aslında şunu bilmemiz lazım. 8 Eylül 1999 yılında kanunla kuruldu. 2002 Mart'ta başladı. Kuruluş amacı işçi, işveren ve devlet belli bir oranda fona katkı sağlayarak işsiz kalan kişileri destekleme amaçlı bu fon kuruldu. Fon şu anda amacına uygun bir şekilde maalesef çalışmıyor. Normalde yapılması gereken şudur. İşsizlik sigortası fonu işçinin parasıdır. İşte %50
43'ü yararlanmayan kişilerin yararlanması, sağlanılması için yapılması gereken nelerse bununla uğraşılmalı. Düşünün, şu anda kısa çalışma ödeneği buradan veriliyor. Tamam, evet. Güzel. Bu pandemi döneminde bu verilebilir. Hadi diyelim işçiye veriliyor. Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin aylıkları veriliyor. Ama işsiz kalan kişiye 6 ay, 8 ay, 10 ay işsizlik maaşı verildikten sonra Nur Hanım maalesef 14 aydır pandemi sürecini yaşıyoruz, değil mi? Hı hı. Diyelim 6 ay aldı parasını, 8 ay, 10 ay aldı. Bittikten sonra şu anda cebine bir kuruş para girmeyen kişiler var. Şu süreçte işsiz kalmış. İşsiz kaldıktan sonra 8 ay, 10 ay ya da 6 ay işte parasını aldıktan sonra bir daha para alamıyor. Süreyi biraz uzatalım. İşsizlik maaşı almış, iş bulamamış. Öyleyse diyelim ki 1,5 yıl yararlansın bu kişiler. 12 ay, 15 ay, 18 ay yararlansın. Yani işsizlik sigortası fonu, kısaca şöyle özetleyeyim. Kuruluş amacı işçiye yönelikti. İşçinin işsiz kaldığı süre içerisinde işçiye destek olmaktı. Bu amaçtan hızlı bir şekilde çıktı. İşsizliği azaltmak için uygulama, bu fondaki işçinin parası işverenlere teşvik ve destek adı altında veriliyor. Ancak işin kötü tarafı da şu, yine Nur Hanım, işsizlik azalmıyor, işsizlik de artmaya devam ediyor. Artmaya. Nasıl ki bu dolar, euro, döviz, altın 128 milyar nasıl yok olduysa, şimdi açıklama yapamıyorlar ya, anlayamadık diyorlar. Yani biz bir yerde hata yaptık, gitti bu para diyorlar. Evet. Aynı şekilde yine işsizliği azaltmak için işsizlik sigortası fonundan yanlış uygulamalarla böyle giderse işsizlik artmaya devam edecek. Çalışanlar işsizlik maaşından yararlanamayacak, fonda da para kalmayacak. Para kalmayacak. Peki bir yandan da bireysel emeklilik sistemine çocukların dahil edilmesi var. Buna da muhalefet ses yükseltiyor, yoksulların ödediği vergileri zenginler karşılayacak, zenginlere gidecek şeklinde. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bireysel emeklilik sistemine 18 yaş altının dahil edilmesinin sebebi ne? Bu düzenleme kim için yapıldı? Nur Hanım, öncelikle bu bir emeklilik sistemi değil. Hı hı. Güzel gözüksün, daha çok kişi içine dahil olsun diye biz bireysel emeklilik diyoruz. Ama bunun emeklilikle uzaktan yakından bir alakası yok. Bu nedir? Tasarruftur. Tasarruf şirketlerine para ödeyip devletin katkısı ve biriken paranın nemalanması sonucunda da toplamda 56 yaşına kadar beklenirse, 15 yıl, 10 yıldan 15 yıla kadar sistemde kalınırsa, biriken paranın bu katkının %60'ı 15 yılı üstüne kalınırsa da katkının tamamı para verenlere veriliyor. Evet. Devletin amacı şu anda para biriktirir. Aslında bu bireysel emeklilik sistemi kötü bir şey değil. Hı hı. Tasarruf kötü bir şey değil. İnsanlar tasarruf yaparsa, çünkü çok düşük emekli maaşları var Nur Hanım. Şu anda emekli olanlar 1500-1700 lira maaş alıyor. Hı hı. Yani ekonomik durumu iyi olanlar para biriktirme açısından güzel. Ben şöyle bakıyorum olaya, biraz daha farklı bakıyorum. Yarın öbürsü gün, evet ekonomik krizdeyiz, paraya da ihtiyacımız var. Şu bireysel emeklilik fonlarındaki parayı bir yere toplayalım. Onu da sonra bir varlık fonuna aktaralım. Bu parayı harcayalım, kağıt basalım, tahvildir, kağıttır, karşılığında bir şeyler olsun. Biz bu parayı harcayalıma giderse bence o zaman kötü. Yoksa insanların 100 lira, 200 lira, 500 lira kenarıya para koyup %25 ile devletin katkı sunması, para biriktirmesine ben karşı değilim. Hı hı. Yapabiliyorsa insanlar bunu yapması, yoksa zengin, fakir çok böyle bir ayrım olacak bir durum da değil aslında. Yani aslında şurada Sayın Erdursun, şunu sormak istiyorum direkt olarak, hatta sorayım size. 1.000 liralık mesela bir bireysel emeklilik sistemine çocuğu için para yatıran bir vatandaş, bir aile 250 liralık destek alacak. Peki bu 250 liralık destek nereden yapılacak, nereden verilecek? Şöyle, şimdi bireysel emeklilik şirketlerine zaten tasarruf şirketleri dediğim gibi bu. Hı hı. Devletin, vatandaşının parası varsa devlet de daha zengin olur. Devlet daha güçlü olur. Yarın öbürsü gün emekli olduğunda bir kişiye 1500 lira verildiğinde, 56 yaş geldiğinde de o kişi en azından oradan da bir para alabilir. Yani şu anda zaten bireysel emeklilik şirketlerine bu paralar zaten yatırıldığında bir karşılığı, bu parayı zaten siz para yatırıyorsunuz. Hı hı. Bunun karşılığında bu paralar bir şekilde ekonominin içinde de dönen bir para olmuş oluyor. Yani bunun bir karşılığı var, ekonomik olarak karşılığı var. Şu anda en büyük sıkıntı piyasada paranın azlığı,
paranın artık değerli olması, paranın değerli olmasından dolayı yastık altına, dolara, euroya, faize gitmesi ekonomik açıdan ülkemiz için iyi bir şey değil. Bu nedenle de böyle uygulamalar var. Bu uygulamayla beraber de çok kişinin de dahil olacağını da düşünmeyin. Yani evet. Şu anda 23 milyon kişi var 18 yaş altında ama yani daha çok kişi dahil olursa daha iyi olur. Ben biraz daha olayı ekonomik olarak bakıyorum. Ekonomi politikası açısından bakıyorum. Ancak bunun riski şu. Bunu şunu gözden kaçırmamak lazım. Bu paralar geçmiş dönemlerde birkaç ay önce, birkaç yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı bu rakamları açıkladı. Daha sonra dedi ki bunları biz bir tek sigorta sistemi üstünde toplayacağız. Bence buraları kaçırmamak lazım. Daha çok kişiyi dahil edip, daha çok kişinin parasını alıp, daha sonra bu paralar dediğim gibi harcanırsa risk burada. Yoksa vatandaşın vermesi, ufak para biriktirmesinde ben bir risk görmüyorum. Ya da evet. Ya tabii ki şunu da söyleyenler muhalefet partilerine de saygı duyuyorum. Yani şimdi maddi durumu iyi olan bir ailenin çocuğu diyor para biriktirecek. Oradan da katkı sağlayacak, daha çok parasını büyütecek, fakir aile çocuğuyla eşit olmayacak. Ama bugün bakarsak zaten Türkiye'de zenginle fakir arasında bir bireysel emeklilik şirketine yatırılan 1.000 lira mı? Türkiye'de zaten uçurum artık dengeler bozuldu, zengin, fakir, zengin çok zengin oldu, fakir şu anda çok fakir. Yani orta sınıf pek kalmadı aslında, değil mi? Cumhurbaşkanı dedi ki, müjde dedi geçen de Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 1500 lira yaptık emekli maaşını. Emekli maaşı 1500 lira olmadı. Geçen sene Nisan ayında 1500 liraya tamamlandı. Emekli maaşları 1300 lira, 1200 lira bağlanıyor, 1500 liraya tamamlanıyor. Bugün bir tane emekli maaşıyla Nur Hanım emekli maaşı 1500 lirayla bir tane çeyrek altın alabiliyorsunuz. İkinciyi alamıyorsunuz. Evet. İkinciyi almak için 166 lira fark vermeniz lazım. Bu nedenle artık bir emekli maaşıyla bir çeyrek altın alındığı ülkede zaten bu uçurum oluşmuş durumda. Eğitimde, sağlıkta, hayat şartlarında her şeyde zaten zengin, fakir, zengin çocuğu, fakir çocuğu arasındaki ayrım zaten hepimiz de yaşıyoruz, görüyoruz. Peki Sayın Erdursun, çok teşekkür ederim.